Tabii yani mesele aslında İran-Suud rekabetinin Lübnan'a yansıması. Yani en hızlıca söyleyecek olursak, tabii uzun süredir Lübnan'ın bir türlü bir işler bir yönetim hale getiremediğini biliyoruz. İşte 2,5 yıllık hükümet krizi, uzun süre Cumhurbaşkanı kimi seçileceğini belirleyememişlerdi. İçerisindeki unsurlar arasından baktığımızda Hizbullah'ın bu kadar güçlenmiş olması ve Suriye meselesine dahil olması Lübnan'da da ciddi bir siyasi kriz yaratıyor. Bu siyasi kriz geleneksel olarak baktığımızda aslında Suud ve İran rekabeti olarak bilinir. Yani işte Hariri ailesi geleneksel olarak Suud'a yakındır. Onlar tarafından desteklenirler ve zenginliklerinde belli ölçüde İş onları kullanır. ortaklıkları var zaten. Aynen öyle. Fakat burada sıkıntı şu. Hizbullah daha modernize, daha güçlü bir örgüt olarak geliyor ve Lübnan siyasetini çok belirlemeye başladı. Suriye krizinden sonra bu daha da görünür hal aldı. Şimdi Suud ise bunu dengelemeye çalışıyor. Affedersiniz. Burada asıl mesele Suud'un nereye gideceğini anlamak. Yani Suud'da da yeni olaylar oldu biliyorsunuz. Evet. Ne yaptı Ne Suud? oluyor? Yani Suud'da ciddi bir saray darbesi gerçekleşiyor aslında. Bundan birkaç ay önce bir saray darbesinden bahsediyorduk ya da böyle bir gelişme yaşanmıştı. Aynı sürecin devamı bence. Devam. Yani İktidarını perçinliyor. Tabii veliahtın kendisini babasından sonra krallığa hazırlama süreci. Önce ikinci veliahttan birinci veliahta getirdi kendisini. Şimdi de içinde eski kral Abdullah'ın oğlunun da olduğu işte prensler, dört tane bakan, eski bakanlar medya şirketi bir dizi, yöneticilerinden bilmem neye tabii kadar. 11 kişi prens. tutuklandı. Şimdi bu aslında genç veliahtın kendisini krallığa hazırlaması, muhalefetini şimdiden babası zamanında tasfiye etmesi anlamına geliyor. Ama bu Suudi Arabistan'daki taht kavgalarının biteceği anlamına gelmiyor. Tabii veliaht o kadar hırslı ki çok yönlü bir strateji yürütüyor. Bir yandan Trump ailesiyle görüşerek işte Aramco'yu halka açmak New York borsası üzerinden. Öbür taraftan ılımlı İslam diyerek Batı'dan yatırım çekmeye çalışmak ve kendisini bu radikal İslamcılığı da İran'ın üzerine suçlamasını koymak. Ama içeride de kendisini konsolide etmek zorunda. Çünkü çok ciddi hem rakipleri var hem muarızları var. Yani yapacağı politikalardan rahatsız olanlar var. Fakat şöyle bir sorun var. Bu taht kavgalarının Suudi Arabistan'a yaramayacağını öngörmemiz lazım. Suudi Arabistan'ın Vahabilik ideolojisi çerçevesinde kendisini bütünleştirdiğini biliyoruz. Ama bu ideolojinin hem bir taraftan ılımlı İslam yapacağım diye açılması hem de öbür taraftan İran'la kapışması, İran'ın sert Şiiciliğiyle kapışacak olması Yemen'den Irak'a, Suriye'ye, Lübnan'a kadar bu oldukça zor bir şey. Görünürde o ki Amerika'nın İran'ı sınırlandırma stratejisinde Amerika'nın çok fazla bir şey yapmaya niyeti yok. Ağırlığı Suud'a verecek. Dolayısıyla Suud da kendisine vekil güçler oluşturarak bunu karşılamaya çalışacak. Ama daha şimdiden Lübnan'da beraber olduğu bir müttefikini koruyamadı aslında. Yani böyle baktığımızda Hariri'nin Yemen'de de istifası vaziyete hakim olamadı hala. Yemen'de de bir batağın içine saplandı. Böyle baktığımızda bu çatışma daha devam edecek. Ama Suudi Arabistan'ın hırslı veliahtı, ben ülkemi daha iyi bir yere taşıyayım, petrol gelirlerinden öte yatırım olan bir yere taşıyayım diye uğraşıyor ama bu türbülansa, ciddi bir türbülansa sebebiyet verebilir Suudi Arabistan için. Suudi Arabistan o kadar temelleri o kadar güçlü, iktidar paylaşımı sorunu yaşadığı için o kadar güçlü değil. Ülkedeki o Doğu vilayetindeki özellikle petrol bölgelerindeki Şii unsurları da göz önünde bulundurduğunuzda El-Kaide türü bir hareketin her an vurabileceği bir ülke olarak ciddi bir türbülansa girebilir ve İran'la rekabet de bu türbülansa katkı sağlar.